Millet olarak en büyük zaaflarımızdan biri önümüze gelen konuları hiç araştırmadan doğru ya da yanlış kabul etmemiz. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en çok nasibini alan konuların başında Çanakkale muharebeleri geliyor. Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde özellikle sohbet ortamlarında ve gerekse sosyal paylaşım sitelerinde tarihi hakikatlerle zerre kadar ilgisi olmayan bir takım hikayeler ve efsaneler fütursuzca anlatılıyor. Çanakkale'nin önemini ve büyüklüğünü anlatırken hep bu yanlış bilgileri gösterip işin özünden uzaklaştığımızın farkına varmıyoruz bile. Olaylara duygusallık, heyecan katacağız diye gerçeği feda ediyoruz. Oysa gerçek orada açık ve net bir şekilde gözümüzün içine bakıyor. Bugün Muş Fen Lisesi Tarih Kulübü olarak Çanakkale cephesine dair az bilinen 4 konuyu sizler için derledik. Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu etkinliklerin başladığı gün 18 Mart olduğu için halkın kanaatinde de Çanakkale Savaşı'nın 18 Mart'ta bittiğiyle ilgili bazı fikirler oluşmaktadır. Ancak bu fikirler ne kadar doğru? Belki şaşıracaksınız ancak Çanakkale Savaşı 18 Mart'ta sona ermemiştir. Çanakkale muharebelerinin iki ayağı vardır. Biri deniz ayağı, öbürü ise kara ayağıdır. Deniz ayağı 19 Şubat 1915'te İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'ye asker çıkarmasıyla başlamış. 18 Mart'ta mutlak bir Osmanlı galibiyetiyle sona ermiştir. Bunu hezimetin ardından İtilaf Devletleri yaklaşık bir ay sonra 25 Nisan 1915'te Çanakkale'ye yeniden asker sevk etmiştir. Bu sevkiyatın üzerine Çanakkale kara savaşları başlamıştır ve bu savaşlar yaklaşık 9 ay sürmüştür. Bu savaş, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'i tanıdığımız, binlerce askerimizi yetirdiğimiz, bir millet olarak yek vücut olduğumuz savaştır. Sonuç olarak halk tarafından Çanakkale Savaşı'nın 18 Mart'ta bitti sanılmasının nedeni anma törenlerinin 18 Mart'ta yapılmasıdır. Oysa ki Çanakkale Savaşı'nın zaferi ise destana çeviren kara savaşlarıdır. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı, İstanbul'un kurtarıcısı, 18 Mart kahramanı. Savaş bittikten sonra Osmanlı Genelkurmay Başkanı ve Harbiye Nazırı. Fevzi Paşa ile beraber milli mücadele destekçisi. Kimden bahsettiğimi anlayabildiniz mi? Çanakkale zaferi deyince aklımıza hemen birkaç hikaye, birkaç isim geliyor. Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş, Kınalı Hasan, Ezineli Yahya Çavuş. Koca Çanakkale cephesini birkaç karakter ve olay üzerinden anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken haksızlık ettiklerimiz de olmuyor değil. İşte bunlardan bir tanesi, tarihe adını 18 Mart kahramanı olarak yazdırmış Cevat Paşa. Çanakkale muharebeleri başladığında Boğazı korumakla görevli Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ydı. Göreve başladığında perişan haldeki Boğaz tahkimatlarını düzenletmiş, düşmana karşı adeta etten bir duvar ördürmüştü. Özellikle Nusret Mayın gemisine verdiği tarihi emirle o gün savaşın seyrini değiştirmişti. Taburlarımıza tek bir top kalıncaya kadar ateş püsküreceğiz. O da sönmeye mahkum olunca yiğitçesine tüfeklerimize sarılacağız. Bizden tek birimiz sağ kaldıkça bu ateşi sürdürerek düşmana asla boyun eğmeyeceğiz. Bu sözler Cevat Paşa'nın düşmana karşı koymadaki dirayetini, metanetini, kararlılığını açıkça yansıtmaktadır. Cevat Paşa, tarihe Çanakkale geçilmez yazdıran bu harbin mimarlarındandır. Yıllarca 18 Mart günlerinde gazete sütunlarında hatırlandı. Aradan geçen onca yılın sonunda daha az hatırlanır oldu. Her 18 Mart'ta sosyal medyada sıklıkla paylaşılan, devlet dairelerine ve yemekhanelere asılan, hatta bazı yemekhanelerde birebir çıkarılan bir yemek listesi bulunmakta. Çanakkale zaferini güya olduğundan daha büyük gösterebilmek için askerlerimizin aç bir iler savaştığı söylenmekte. Peki sizce bu doğru mu? Yani askerlerimiz bu şekilde savaşmış olabilir mi? Aslında biraz incelediğimizde bunun yanlış olduğunu görmek pek de zor olmuyor. Önce yemek listesinin karşımıza çıktığı ilk kaynağa bakalım. Merceğe biraz dikkatli baktığımızda karşımıza İlhan Selçuk'un Yüzbaşı Selahaddin'in romanı adlı eser çıkıyor. İlgili sayfalara baktığımızda listenin Çanakkale cephesine değil Irak cephesine ait olduğunu görüyoruz. Aynı sayfalarda yemek listesini incelerken gözümüze çarpan ikinci şey 1917 tarihi. Oysa herkes bilir ki Çanakkale muharebeleri 1916 tarihinde sona ermiştir. Merceğe biraz daha dikkatli baktığımızda listenin 43. alaya ait olduğunu görüyoruz. Oysa Osmanlı ordusunda 43. alay diye bir birlik bulunmamakta. Bütün bunları birleştirdiğimizde aklımızda tek bir soru kalıyor. Ordu nasıl beslendi?
Yapılan araştırmaları incelediğimizde payitahtın yakın olması sebebiyle kısa süreli krizler dışında Osmanlı ordusunun gayet iyi beslendiği görülüyor. Kamuoyuna Çanakkale Savaşı'na katılan 15'liler şeklinde lanse edilen bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta askeri üniforma giymiş bir grup çocuğun Çanakkale Savaşı'na gittiği iddia ediliyor. Her 18 Mart'ta paylaşılan bu fotoğraftaki çocuklar gerçekten de Çanakkale Savaşı'na katılan çocuklar mıdır? Yoksa bu da bilindik bir hurafeden ibaret midir? Gelin tarihe beraber ışık tutup bu fotoğrafın Çanakkale Savaşı'na katılan çocuklar olmadığını beraber ortaya çıkaralım. Tarih biliminde anakronizm denen bir kavram vardır. Basitçe buna tarih yanılgısı da diyebilirsiniz. Yani bahsedilen dönemde olmayan bir olguyu veya kavramı olmuş gibi göstermek olarak da düşünebilirsiniz. Bu fotoğrafı mercek altına aldığınızda çocukların giymiş oldukları süpersiz asker şapkalarının en erken 1921 yılında kullanıldığını görmekteyiz. Yani bu fotoğrafın Çanakkale Muharebeleri sırasında çekilme ihtimali yoktur. Fotoğraftaki çocukların Çanakkale cephesiyle hiçbir alakaları olmadığına dair asıl kanıtlara dönemin gazeteleri ve merhum Kazım Karabekir'in Çocuk Davamız adlı kitabında rastlıyoruz. Kitapta bu çocukların 1923 yılı Nisan ayında İstanbul'a getirilen Şark Cephesi şehitlerinin yetimleri olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Videomuza konu olan bu fotoğrafı Tevhid-i Efkar gazetesinin Nisan 1923 tarihli nüshasında görmekteyiz. Beyoğlu'nun çoktan beridir görmediği bir manzara başlığıyla verilen bu fotoğraftaki çocukların aslında İstanbul Beyoğlu'nda gösteri yürüyüşü yaptıklarını öğreniyoruz. Çanakkale cephesi üzerine yoğunlaşan bu tür dezenformasyon ve manipülasyonların zaten çok büyük anlam ve değeri olan Çanakkale zaferini olduğundan çok daha büyük göstermeyeceğini artık öğrenmemiz gerekiyor.